Arkadaşlar merhaba, 29 Temmuz Pazartesi ABC koşu Indianapolis'teyiz. 9 koşuluk bir program var. Genç koşu 21.10'da bir satış koşuyla başlıyor. 3 kardeşin gezene mahsus 1600 kumda bir koşu. 15 binlik bir satış koşusu 18.500 dolar. Toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Emerson's Dream'le başlayacağız. Favori olduğu son startını. Peki maiden koşu 1600 kumda. 12 boy farkla kazanmış bir isim 1.93 derecesi Santos Sanyor'la start olur bugün. 5 numaralı Bicarb Beti Evan Roman'la start alacak. 6 numaralı Inspired Pyre Samuel Bermudez'le. Önceki startında 38 binlik bir şartlı koşuda görmüşlüğü var. 7 numaralı Everlasting Spirit Andres Ulo'yla önceki startında favori olduğu maiden koşu 3 boy farkla 1600 kumda 1.42.91'de kazanmış bir isim. İzniniz müsaitse 4 numaralı Sharon's Greyhawk yazılabilir bu ayakta Joseph Romero'yla. İkinci koşu bir satış koşusu. 3 kare dışı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pisti start alacak. Koşu 10 binlik bir satış koşusu. 6 numaralı Beautiful and Bold'la başlayacağız. Son iki startında 1700 ve 1200 metrelerde favori olduğu koşularda ikincilikleri olan bir isim Emmanuel Escobar'la start alıyor bugün. 2 numaralı Jace Naughty Kitten Fernando de la Cruz'la start alacak. O da son 3 startında 1200 ve 1100 metrelerdeki maiden ve satış koşularını kazanmış. 1201, 1303, 1101, 06, 64 dereceleri. 4 numaralı Dili Son Joseph Romero ile önceki startlık satış kursunda son anda geçirerek 3. olmuş. 1600 kumda. Ve 1 numaralı Don't Touch Evan Roman'la bu koşuda şans verdiğim isimler. O son startındaki 12.500 maiden koşuyu 1200 kumda 1.13.25'te kazanmış bir isim. Geldik 3. koşuya. 3 kare dışı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. 38.500 toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Burada da 6 numaralı Beyond Justice. Bu grupta Andreas Ulo ile koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son startta 1500 isimde bir ikinci olan bir isim. Geldik 4. koşuya ikinci altı dayan ilk ayı 22.43'te start alacak. 3 kare İngilizlere mahsus 1670 kumda start alacak. 1 numaralı Native Shaman Accuracy Stellar Binio ile başlayacağız. Koşu 46.240 dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 4 numaralı Stellar Vino. Bir önceki startını 4 Mayıs'ta 1600 kumdaki maiden koşuyu 1.39.11 ile kazandıktan sonra son iki startındaki 34 binlik şartlı koşularda 1700 ve 1600 kumda bir boy ve baş farklarında ikincilikleri var. 3 numaralı Bourbon Resol Chris Landeros'la start alacak olan bir isim. Bu da önceki startında boyun farkıyla ikinciliği var 1700 kumdaki şartlı satış koşusunda. 6 numaralı Fear Newton, Evan Roman'la son startındaki maiden koşuyu 1700 kumda 1.45.09'da 1.5 boy farkla kazanmış. Birinci altılı kurgusu için 2 numaralı Ode de Balius, Emmanuel Escuela ve 5 numaralı Season Fighter eklenebilir. Birinci altılı iki tane tek olduğu için bunları ilave yazmanızı önereceğim. Beşinci koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1100 kumda bir satış koşusu. 15 bin dolarlık satış koşusu. Toplam ikramiyesi 18 bin dolar. 4 numaralı Mariachi Justice'la başlayacağız. Favori olduğu son starttaki satış koşusunu 1100 kumda 1.05.92 ile kazanmış bir isim. 7 numaralı Rock the Red Eduardo Perez'le start alıyor. O da önceki starttaki şartlı koşuyu 1100 kumda kazanıyor. 1.06.14'te son startta da favori olduğu koşuda ikinciliği var 15 binlik satış koşusunda. 8 numaralı Fantastic Wow, o da son starttaki satış koşusunu 1200 kumda 1.11.52 ile kazanmış. Samuel Bermudez de yine aynı jokeyle start alıyor. Favori oldu. Son startı kazandı. Bir de 5 numaralı Mr. Negativity, Evan Roman'la yazılabilir. Önceki startındaki favori oldu. Satış koşusunu 1200 kumda 1.12.08'de yaklaşık 4 boy farkla kazanmış. Geldik 6. koşuya bir maiden satış koşusu. Burada da 4 numaralı Miss Lilibet tek olarak gözüküyor bu grupta. Manuel Escobar'la koşu 3 kare dişi İngilizlere mahsus 1600 bir maiden satış koşusu. 32 binlik bir maiden satış koşusu 35.360 dolar toplam ikramiyesi var. Miss Lilibet son startın 32 binlik bugünkü koşuda eşdeğer bir koşuda. Buradaki rakipleri
Rose ve Monis Rose ve ismini. Evet, yanlış hatırladım. Sadece Monis Rose'un önünde ikinci bitiren, buradaki rakibin önünde ikinci bitiren Miss Lilibet Emanuel Escoy ile bu grupta koşuyu kazanmaya en yakın isim. Yedinci koşu bir maiden koşu, Bencoom'da 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 36 binlik bir maiden koşu. 10 numaralı David Creed, Jimmy Creed yavrusu. Rodney Prescott'la start alacak olan bir isim. Daha sonra 3 numaralı Bourbon Corset, Corey Sotti, Andres Ulo ile start alacak. Davis Creed'in ikinci olduğu koşu var. 4 numaralı Taylor's Moonshine, Dashbon Parker ile start alacak. O da aynı koşuda 5. olan bir isim. David Creed, Bourbon Corset'in arkasında. 6 numaralı Large Pur, Vinorosso yavrusu Fernando de la Cruz'la ve 8 numaralı Sigbor T5, Samuel Bermudez'le bu koşuda şans vermiş. Golden Sands yavrusu. 8. koşu bir satış koşusu. 1700 içinde 3 kar İngilizlere mahsus bir koşu. Orada da 10 numara, 10 bin dolarlık ikramiyeli bir 10 bin dolarlık bir satış koşusu. 23.120 dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Midnight Channel'la başlayacağız. Son iki startında 1600-1700 içinde ikincilikleri olan bir isim. 3 numaralı Wissam Sharaf, son starttaki favori olduğu maiden koşuyu 1700 içinde 1.86 ile kazanmış. Alex Conception'ın startı bugün. 6 numaralı Kazuya Rokus, David Cohen'le startı. O da son starttaki maiden koşuyu 1600 içinde 1.38 koşuyu kazanmış. 2 numaralı Stefanit, Orlando Mojica'yla koşulardan bir koşuya göre nispeten son 3 startında bir boyun farkı ikinciliği ve 2 tane üçüncülüğü var. 1600-1600 içinde. Bizim sayesinde 5 numaralı Secret Random'uz Samuel Bermudez yazılabilir. O da önceki startı favori olduğu maiden koşuyu 1600 kumda 1961 ile kazanan bir isim. Geldik son koşuya, bir şartlı koşu. 3 kare dışı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak koşu. 1 bin dolarlık bir şartlı koşu. 6 numaralı Sarah Smiles ile başlayacağız. Samuel Bermudez de start alacak olan son startında favori olduğu maiden koşuyu 1100 kumda 1.05.87 ile kazanmış. 4 numaralı CV Senik Legacy Yarmalı Koray ile start alır. O da son start koşuyu 4 boy farklı 1200 kumda 1.13.26 ile kazanmış. 8 numaralı Michael Justice, Jose Romero ile koşuda nispeten 3 koşulardan geliyor. Üçünüz müşerisi 2 numaralı Hard Trot Wins ve son startını kazanıyor. Satış koşulu 1200 kumda 1.12.1 ile ve 3 numaralı No Trust Emmanuel Escobar ile yazılabilir bu ayakta. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterme kadar yaptığım çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altın ilk ayağı 21.10'da başlayacak. 1 numaralı Emotions Dream, 5 numaralı Big Up Betty, 6 numaralı Inspired Fire, 7 numaralı Everlasting Spirit ve 4 numaralı Chance Gray Hope. İlk koşu 6 numaralı Beautiful and Bold, 2 numaralı Chase Now to Kitten, 4 numaralı Lily Son, 1 numaralı Don't Touch. 3. koşu 6 numaralı Beyond Justice, tek olur gibi gözüküyor. 4. koşu 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı. 4 numaralı Stellar Bino, 7 numaralı Natif Şaman ve Ecury, 3 numaralı Bourbon Soul ve 6 numaralı Newton. Burada ikinci altın ilk ayağında bunlar yalnız. Birinci altında iki isim daha ilave etti. 2 numaralı Ode de Balius ve 5 numaralı Season Fighter iki tekten dolayı. 5. koşu 4 numaralı Mariette Justice, 7 numaralı Rock the Red, 8 numaralı Fantastic Wall ve 5 numaralı Mr. Negativity. 6. koşuda 4 numaralı Miss Lilibet, koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 7. koşu 10 numaralı David Creed, 3 numaralı Bourbon Curiosity, 4 numaralı Tyler's Moonshine, 6 numaralı Large Pur, 8 numaralı Sig 45. 8. koşu 1 numaralı Midnight Channel, 3 numaralı Bisham Rap, 6 numaralı Kazori Kuz, 2 numaralı Stefanik ve 5 numaralı Secret Rendezvous. Son ayakta da 6 numaralı Sarah Smiles, 4 numaralı CV Senik Legacy, 8 numaralı Michael Justice, 2 numaralı Hard Proteins ve 3 numaralı No Trust önerdiğim isimler arasında.
Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.